İbn Hibban'ın El-Müsned-i Sahih Al-Takasim Vel-Enva adlı müsnedinden hadisler okumaya devam ediyoruz. Bulunduğumuz kısım nevahi, yasaklar kısmı. Bulunduğumuz çeşit başlığı En-Nev'u-Thalithu, üçüncü çeşit. Ez-Zecru an eşya'a zucira anhel muhatabuna fi kullil ahvali ve cemi'il evkati. Bütün durumlarda ve tüm zamanlarda muhatapların yasaklandığı kimi hususlar, hatta o kadar ki la yesa'a ahadan minhum irtikabuha bihalin, muhataplardan hiçbiri bu yasaklardan birini veya birkaçını herhangi bir durumda işleyemez. 1943 nolu hadisteyiz. Zikru zecr yani ekli luhumil bigali, katırların etlerinin yenmesinin yasaklanması. 1943 Akhbarana Ebu Ya'la, bize Ebu Ya'la haber verdi. Haddethana Ghassan ibnur Rabi'i, bize Ghassan bin Rabi'i anlattı. Haddethana Hammad ibn Selamete, bize Hammad bin Selam'a anlattı. An Ebi Zübeyri, o da Ebu Zübeyir'den. An Cabir'in, o da Cabir'den. Ennehum zebahu yevme Khaybara, Hayber günü, Cabir anlatıyor, el khayla, at kesmişler, vel begale, ve katır kesmişler, vel hamira, ve eşekler kesmişler. Feneha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem de katırları ve eşekleri yasakladı. Velem yenha anil khayli, ancak atların yenmesini ve atların kesilmesini yasaklamadı. Bu okuduğumuz rivayet bu haliyle Buhari'de yahut Müslim'de yokmuş. Bir sonraki hadis zikru zecri an nebizi zebibi ve temri en yunbeza. Bazıları rivayetlerle gelen Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin gerek bu hadiste, gerçi bu hadisteki rivayetinden esas alınıp yani tahrime gidilmemiş o hususlarda da, ancak bazı hususlarla ilgili bazı tahrim sonuçları çıkarılan hususlar var. Bunlara Kur'an'la bazıları çelişik görüyor. Kur'an'da Cenab-ı Hakk'ın قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا اُوحِيَ اِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطَعَمُهُ اِلَّا يَكُونَ مَيْتَةً, de ki bana vahyolunanda şunlar 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 dışında yiyen bir kimse için haram bir şey bulmuyorum, yok, görmüyorum, yoktur ifadesi Kur'an'da var iken, bunların yanı sıra şunların eti de yenmez, şunların eti de yenmez şeklindeki kimi fıkıhçılara göre mekruh, kimilerine göre belki tahrime varan sonuçları uygun görmüyorlar. Halbuki konu o kadar çok net değildir. Yani Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu tür çekince koydukları tahrim için mi bunları çekince koydu? Yoksa işte belli tedbirler aldı. Mesela Hayber günü özel bir durum. Niye atları ayırmış, eşekleri katırlara ayırmış, atlara müsaade etmiş? Sanıyorum o günkü durumla alakalı bir şeydi. Diğerlerinde de böyle hususlar olabilir. Yoksa temelinde tabii ki ayet esas alınmalı. Bir sonraki hadisi okuyorum. Zikru zecri an nebiyyiz zebibi ve temri en yunbeza. Bu konu da oldukça güncel bir konu olmaya başladı. Özellikle Yaşar Hoca şu günlerde el attı bu konuya. Nebiyyiz, zebibin nebizi, temrin nebizi, yani kuru hurmanın, ondan sonra yahut üzümden oluşturulacak meyve suları. Tabi bu meyve suyu deyince de her halükarda o günlerde bir meyvenin suyu dendiği zaman 3 aşağı 5 yukarı içki anlaşılıyormuş. Çünkü meyve fermente olmaya o kadar yatkın ki meyvenin aroması. Yani hele hele ortamda sıcak. Dolayısıyla meyve suyu içenleri yani kıyısından kenarından acaba içki mi içiyor, fermente oldu mu olmadı mı, konu bu yönü itibariyle çok geldi gittili bir konu. Yani içkiye giriyor mu girmiyor mu diye. O yüzden rivayetlerde gelen
İşte sarhoş etmedi benimki diye. Yani ne bir fermente olmamış, bir meyve suyu içtim demek istiyor. Veya işte diyelim ki biraz içtim, ondan sonra baktım sarhoş edecek, bıraktım yani. Fermente olmuş. O gün insanları bu ikisinin arasında yani demek ki çok hızlı geliş gidişler var o arada. Bu tür rivayetleri esas alıp veya bu tür rivayetlere dayanarak bazı fıkhi yaklaşımlar var. İşte Yaşar Hoca geçenlerde bir tanesini sanıyorum TV programında şey yapmış herhalde, dile getirmiş. Ben internet haberlerinde okudum. İşte Nehai'den gelen rivayet var. 10 tane içtim, 10 kadeh içtim, bir şey yapmadı. 11. sarhoş etti beni diye. Ve 11. sarhoş edici görüyorlarmış. Haram olan 11. diye görüyorlarmış ve Hanefi mezhebinin yaklaşımı. Şimdi bunu seslendirmesini anlayamıyorum. Yani bunu ne diye seslendiriyor? Olayın o günkü boyutunda onlar açısından nebide karşı veya meyve sularına karşı potansiyel bir tepkinin o gün için varlığını işte bu demin söylediğim gerçeklik besliyor. Yani elindeki adamın meyve suyunun fermente olup olmadığından kimse emin değil. Dolayısıyla çabuk da fermente olan bir şey olduğu için, çabuk alkollendiği için belli insanlar tümüyle uzak durmayı, yani İbn-i İbban mesela Nebize özellikle uzak duran, tümüyle uzak duran bir kesimden birisi. Hanefiler biraz daha rahatlar. Sarhoş ediyorsa içilmez, etmiyorsa içilir, etmediği sürece içilir. Böyle bir yaklaşımları var. Zikru zecri yani nebidi zebibi. İmam İbn-i İbban diyor ki, kuru üzümün nebizi yani aroması ve temri ve hurmanın, kuru hurmanın aromasının yasaklanması. En yunbeza. Bunların suyu çıkarılmaz. 1944. Akhberen el fadlu bin el hubab el cümahiyyü. Bize el fadl bin el hubab el cümahiy haber verdi. Kale dedi ki, haddethena ebul velid el tayalisiyyü. Bize ebul velid el tayalisi haber anlattı. Kale dedi ki, haddethena şubetu, bize şube anlattı. An Süleyman el-Teymiyye, o da Süleyman el-Teymi'den. An Ebi Nadrata, o da Ebu Nadra'dan. An Ebi Sa'idin el-Hudriye, o da Ebu Sa'id el-Hudri'den. Anna Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem, neha anit temri ve zebibi an yuhlata. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, kuru hurma ve kuru üzümün suyla karıştırılmasını yasaklamış. İmam İbn-i İbban bunu böyle, hadisi böyle anlamış. Müslim'de 1987 numarayla var. Hoşaf var mı şimdi? Hoşaf, yani işte meyvenin suyla karıştırıldı her türlü şey meyve suyudur. Yani. Tam hoşaf işte. Yani hoşaf gibi. Hoşaf bozulur mu? Sıcakta kalsa o da bozulur herhalde. Bozulur mu da bozulur. Niye bozulmaz? Soğuk içinde bozulur hocam. Biz şimdi benim küçük kardeşim bir hastalığa yakalandı Arabistan'dayken. Buna dediler ki şey içecek doktorlar, portakal suyu içecek ama kemmiyetli böyle, çok içecek yani. Bizimkiler de tabi olsun, güzel olsun, almayalım şey diye gittiler. İyi bir meyve sıkacı, en gelişmişinden meyve makinesi aldılar böyle, güzel suyunu çıkarıyor. Bir hafta sonra bir kasa portakalın başına oturdular, şişeleri doldurdular. Buzdolabının içi şişelerle dolu şey, portakal suyu. Ertesi gün bir el attık ki, önce çocuk içmedi herhalde. Ya bunda ne var diye bir el attık, hepsi acımış. Artık ne oldular bilemiyorum ama bozuldular. Hem de buzdolabında olduğu halde. Dolayısıyla anlıyorum ki çok çabuk bu. Ancak... Belki de ikinci günde bozuldular, bilemiyorum. Şimdi düşünün o günkü ortamı, buzdolabı da yok, bir şey de yok ve bunlar atıyorlar fıçıların içerisine şeyleri, meyve suyu orada saklanır. Dolayısıyla çabuk fermente oluyormuş yani. Eminim pek çokları, ulan bu biraz fermente olmuş galiba deyip bırakanlar, yani hiç artık o yaptıkları şey içmeyenler olmuştur. Bir laf vardır, sirkede dönen şarap keskin olur diyorlar. Onun, o laf, o sadece laf değil, onun hadisi de var. Yani en iyi sirke şaraptan olur diye onun hadisi de var. Ama Hanefilere göre caiz yani. Şeyden sonra şarap açıkta bırakılır da
hava ile teması sonucunda sirkeleşirse artık o özellikleri vardır şarap. Şey yapılmaz. Yani haram değildir. Vardır. Ama diğerleri haram görüyorlar. Çünkü o şarabı necis olarak addettikleri için dönüşümüyle temizlendiğini düşünmüyorlar. O zaman hocam meyve suyu diye bir şey yoktu o zamanda, değil mi? Varmış. Şimdi hadislerde var esasında da. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme değişik şeyler soruyorlar. Bir de hareketlilik de başlayınca Yemen'e gidenler, sağa sola gidenler, coğrafya genişleyince sağda solda çeşitli içki türevleri var. Soruyorlarmış. Mesela Yemen'e gidenler işte bir isim veriyorlar. Hazreti Peygamber soruyor, o ne diyor? Hiç duymadı bir isim. Ya işte bir meyve suyu falan filan diyorlar. Çok millet düşkündür. Biraz da içmeye yönelik fetva arıyorlar anlaşılıyor. Çünkü üst üste her gün sormuşlar. Yemen'e dönecekler. Yemen'den gelen heyet. Her gün ya işte bizim otuk muydu, öyle bir otta mı diye. Onu içmeyecek miyiz dönünce, ona ne dersin diye. Üst üste sormuşlar veya başkaları soruyor. Aynı ekipten. Hazreti Peygamber de aynı şeyi soruyor. Sarhoş ediyor mu diye. Onlar da ediyor deyince o zaman haramdır diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ne olduğunu çok önemsemiyor. Yani rivayetlerdeki yaklaşım bu. Aha sarhoş etmiyor deseler içebilirsiniz. Oraya da öyle bakıyor. Yani yoksa meyve suyları yasaklanmıştır gibi bir temelden bir yasak yok. Ama hocam şimdi sarhoşların böyle latifesini yapıyorlar da birisi 3 şişe istiyor, bir şey oluyor, birisi bir düzey. İşte hanefilere göre diyorlar ki bir meyve suyu yani sarhoş ettiği andan itibaren haramdır. Şimdi günümüz fıkıhçıları da diyorlar ki bir içecek sarhoş edici olarak imal edildiği andan itibaren haramdır. Yani adam bunu içki olarak sarhoş edici olsun diye iman etmiş, içki olarak satıyor. Ha sen o kadar şey yapmışsın ki, kanıksanmışsın ki beşinci de sarhoş oluyorsun. Günümüz fıkıhçıları bunu önemsemiyor. İçki olsun diye iman edilmiş ise bu asasın, bu artık haramdır diyorlar. Ha. Yoksa sen meyve suyu yaptın evde. O biraz fermante olmuş, farkında değilsin. İçtikçe de biraz seni gevşetiyorsa onu da farkında değilsin. O oralarda değiller yani. Veya diyelim ki birisi kalkıyor diyor ki falanca içecek. Mesela kefir. Efendim 40 şişe içerse sarhoş eder. Yani böyle üzerine gitmeyelim diyorlar olayın. Yani evet içinde bir miktar alkol var. Ama bu içki olsun diye imal edilmemiş. İçenlerinin de sarhoş olduğu veya bunun bu sarhoş edici olsun diye kullanıldığı da bilinmiyor. İçinde bir miktar alkol var. Elmada da var o kadar alkol ama elmayı kimse sarhoş edici olarak kullanmıyor. Ayırıma böyle gitmeye çalışıyorlar. Fıkıhçıların bu çok güncel mevzusu, kendi aralarında tartışıyorlar. Yani işin kimyasına bakıp içinde işte şu %2 oranında alkol var. Buna haram demeye vardırmayalım işi. Çünkü çok şey haram olur o andan itibaren. Belli ölçüde kefirin içerisinde varmış, belli ölçüde tabii gıdaların içerisinde varmış. İçki olsun diye, sarhoş edici bir nitelik kazansın diye belli proseslerden geçirilmiş ve tüketime sunulmuş, böyle hazır olarak tüketime sunulmuşlar haram. Bunun dışındakiler yani meyve suyu olsun diye, ne bileyim kefir olsun diye başka amaçlarla sunulmuş olanların içerisinde belli ölçüde alkol istenmediği halde bulunuyorsa bile bunlara da helal gözüyle bakmayı tercih ediyorlar bu yaklaşım. Şimdi bir ara tuzağa çekmek lazım Müslümanları. Alkolsüz bira diye reklam yaptılar. Halbuki düşük alkol diyor. Dediğiniz gibi alkol olarak çıkmış o bira. İçki olarak çıkmış yani. Tabii içki olarak çıkmış o. Evet. O şey diyor. Hocam mesela gazozlar... Reklam yasağı geldiği için... Gazozlarda bir ara alkol... Ya sarhoş edici olsun, böyle bir şey biliniyor mu? Yani bir tane yabancı bir kimse gelse bu topluma, gazoz sarhoş eder mi dese herhangi bir adam ne der? Etmez der değil mi? Ölçü bu. Sarhoş edici olsun diye üretilmemiş. O bazen şüpheli şeyler terk edilmesi... Şimdi işte o şüpheli şeyler dediğiniz yerde de sizi sınırlayan yessiru ve la tuassiru ilkesi var. Kolaylaştırın, zorlaştırmayın. Yani kimya gelişmiş. Artık olayın şeyine kadar inebiliyoruz, atomik boyutuna kadar. Ha, ben bunun içinde bir tane alkol buldum. Dediğiniz her şey bu meyanda şüpheli diye koyarsanız o zaman kolaylaştırın ilkesi tamamen kökünden kalkar. Sağdığınız saf sütün içinde de gider bulursunuz onu. Sonra da haram oluverir. Peki geldik bir sonraki hadise. Zikru zecri an nebi zebibi. Ha ilke
İlkeyi nereye çekiyorlar? Sarhoş edici liğine çekiyorlar. Sarhoş edici ise bu seni arkadaş içtikçe sarhoş ediyorsa uzak dur ondan. Artık o şüpheli bir şeydir. Ama içtin hiç sarhoş olduğunu hatırlamıyorsun o içtiğin şeyden. Demek ki öyle bir şey değil. Ya insanlık bunu, o toplum bunu böyle biliyor. Sarhoş edici olarak bilmiyor. Yaşar Hoca'nın söylediği ne peki? İçten içersen sarhoş etmezsen içti falan. Yani onun masaya koyduğu şey, yani birilerinin hani bu işe kanıksanmış olanlar, yani bir duble sarhoş etmiyor. İki duble mi etmiyor? Etmiyorsa ona bir insan kalkar bana ben içiyorum hiç sarhoş olduğumu da bilmem iki dubleden derse ve ben günah işlemiyorum. Günah benim için üç ya dördüncü dublelerde başlıyor derse bir şey diyemem. Diyor bir yandan zımnen fetva yani, gibi veriyor ama evet. Masaya koyup kaçtı ondan sonra. Ben bu görüşte değilim falan. Fıkıhtan her zaman uzaklaşır işte Kur'an'dan bahsedip durur. Evet burada da fıkıh. Yani, bunlar da böyle ayrı bir şey seçer. Tanışlarımla bahsediyorum. Ama genelde yaptığı yaklaşım yani doğruyu seslendirip doğruları söyleyip mahrem doğruları söyleyip başka amaçları harekete geçirme gibi bir şey var veya öylesi anlaşılıyor. Veya insanları doğrusundan bakalım, hüsnü zan yapalım, vazifemiz bu. İnsanları düşünmeye, araştırmaya sevk etmek istiyor diyelim. Bakın göz göre göre yanlışın içine düştük. Hüsnü zan bizim vazifemiz. Düşünmek istiyor. Bak bu konuyu o attı ortaya, düşünme, araştırmaya yol açtı, vesile oldu vesaire. Konuyla ilgili hadislerin araştırmasına yol açtı. Güzel şeyler bunlar vesaire. Devam ediyor. Bir sonraki hadis. Bu son okuduğum rivayet Müslim'de varmış 1987. Zikru zecri an nebidil busri. Busrun nebizi de. Busr de hurmanın bir türevi artık kurusun. Bunlar o kadar çok ki. Ve ruta bi yaş olanı en yunbeza. Busr hurması da, rutab hurması da, yaş hurma. Bunların da nebizi yasaklandımıştır, yasaklanmıştır diyor İbn-i İbn hadiste. 1945. أخبرنا محمد بن الحسن بن قتيبة بزي محمد بن الحسن بن قتيبة بالوردي قال ذلك حدثنا محمد بن رمح بزي محمد بن رمح anlattı. قال ذلك حدثنا الليث بن سعد بزي الليث بن سعد anlattı. عن طه بن أبي رباح و طه بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله و جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم و Peygamber صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن أنه نهى أن ينبت الزبيب والتمر جميعا gerek kuru üzümün gerek hurmanın ve benzerlerinin herhalde cemiyen nebize dönüştürülmesi yani suyunun çıkarılması nebiz yapılmasını Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yasakladı. Yahut şöyle anlayalım. Bu ikisinin birlikte nebiz yapılmasını yasakladı. وَاَنْ يُنْبَذَ الْبُسْرُ وَالْرُطَبُ جَمِعًا Yine büsr ve rutab hurmalarının, yaş ve kuru hurmaların birlikte yahut bu türe, bu ve benzeri hurmaların suyunun çıkarılması, nebiz yapılmasını yasakladı diye rivayet geliyor. Rivayet nerede var? Müslim'de var. 1986. Yine içkinin yasaklandığı dönemde adamın biri gelip ya Resulallah şu kadar içmeme müsaade et demiş. Bu kadarın bir şey olmaz, sarhoş da olmam, bir şey de olmam manasında. Hazreti Peygamber'in verdiği cevapta ben sana diyor bu kadar müsaade ederim, sen bu kadar içersin diyor. Yani Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sanki hadisten anladığım kadarıyla ona işte bu kadarına müsaadeye yani edecek ama bir başka mülahazası var. O da tiryakiliğin getirdiği aşama aşama çoğaltma. Biraz çoğaltma yönündeki şey. Ben bu kadar müsaade etmeye ederim ama sen onu orada bırakmazsın, onu buraya götürürsün. O yüzden onu bu kadar da müsaade etmiyorum. O ba' istemiş, Hazreti Peygamber sen de zira yaparsın demiş. Artırırsın. Şimdi bu yaklaşıma bakarsanız biraz sanki böyle işicilerin işte ben bir azıcık bir şeyde kalıyorum, sarhoş olmuyorum derse bunlara Allah nasıl muamele eder? Yani adam şu kadarcık içiyormuş ve ömründe sarhoş olduğunu bilmiyor. Hiç de özellikle sarhoş olmayacak çizgiyi geçmiyorsa Cenab-ı Hak nasıl buna muamele eder? Bilemiyorum. Bunlar istisna haller değil mi? Sarhoş olmamış. Bilmiyorum ama bunu kalkıp birilerinin o kadarcık içmesi için özendirecek şekilde işlersek o zaman hiç içmeyen adam aklını da hiç içmeyen adamı da aklına düşürmüş oluruz. Ya ben şu kadar şu kadar başlasam diye başlar.
Evet, o tehlikeli bir süreç olur yani. Programlarda hiç... özellikle yaklaşma, daha tekrar okuyayım. Evet, tabii. Habeşistan'a giden bir kısım sahabinin 3 tanesi, sırf bu yıl bırakamadıkları için diriyakili, din değiştiriyor. Bir tanesi Ümmü Hafiye annemizin eski kocası. Evet. Aziz haram olanın çoğu da haram. Evet. Müslüman haram. Evet. Aileye göre hepsi haram zaten. Zerresi de haram. İşte bir de bu husus var konularla ilgili. Konuyu besleyen, konuyu oluşturan hadislerin hepsi aynı kuvvette değil. Hepsi aynı sıhhatte değil. Hepsi her müçtehit tarafından aynı biçimde kabul edilmiyor. O yüzden de farklılıklar bazı rivayetlerin göz ardı edilmesinden de mesela demin bahsettiğiniz bir rivayettir. İşte مَا اَكْثَرَ قَلِيلُهُ مَا اَكْثَرَ كَثِيرُهُ حَرَامٌ قَلِيلُهُ gibi bir rivayet. Yani çoğu sarhoş edenin azı da haramdır şeklinde bir rivayet ama her rivayet aynı kuvvette görülmüyor müçtehitler tarafından. Farklılıklar niye bunu bilmiyorlar mı dediğinizde işte bu onu o müçtehitler aynı biçimde dikkate almamış veya fetva olarak gördüler. Yahut daha beteri onların döneminde henüz bu rivayet bilinmiyordu, ortaya çıkmamıştı. Böyle de olabilir. Hocam ama Müslümanlar özel nedir yani? O çok yönetlik adam. Bilmiyoruz. Adam sarhoş olması kafasına duvar olmasın da indi yoksa. Hocam yalnız bunu Müslümanlar uygulamada görüş halini getirmişler yani. Fazla bilgisi olan veyahut da bilgisi olmayan bütün Müslümanlar bu kaideye uyuyor. Ona göre de içkisini içecekse bu haramdır diyor yani. Bir bardakta olsa, bilmem küçük fincanda olsa onu o şekilde bakıyorlar. Ama zaten öteki görüşlü olanlar zaten dinle alakası yok ikisinin. Hocam ölçüyü yine Kur'an'a getirelim. Böyle ya. Sarhoşken ne dediğini bilinceye kadar namaza yaklaşma. Şimdi mesela böyle diyorsunuz. İmam-ı Azam mesela bilmiyor mu azı çoğu azı sarhoş edenin çoğunu, çoğu sarhoş edenin azının da haram olduğunu. Ama onun görüşüne göre sarhoş eden kadeh haram imiş. Hı. Hatta Hanefi mezhebine göre diyelim ki yemeğe döktün şeyi. Meyve suyunu veya neyse marmelatı ama bir ağzına götürdün ki o bu hamur olmuş yani alkollenmiş. Hanefi ekole göre biraz daha sirke ekleyecekmişsin üstüne. Baktın ha iyi tamam azaldı, gevşedi, sertlik gitti, ondan sonra yiyecekmişsin. Şimdi bilmiyor mu yani bu rivayeti. Dediğim gibi yani rivayet, hangi rivayetleri esas alıp hangilerini sahih görüp hangilerini sahih görmemeleri de fıkıhçıların görüşlerinde belirleyici oluyor. Dolayısıyla o mezhep kendi fıkhi tutarlılığını kendi karinelerine, kendi delilleri üzerine oturtuyor. Evet. Bazı konunun bir de demin söylediğiniz gibi belirsiz yanları var. Yani sarhoş edicilik dediğiniz şeyin neyi? Promilli mi ölçecekler? Kaç promil kanında şey var? O dönemde onlar da yok. Sanıyorum bu bireyin kendi sorumluluğuyla, vicdanıyla ilişkili bir şey bu. Diyelim ki adam yani ben hiç içmemişim. Şimdi kalkıp azıcık bir şey içtiğimde herhalde sarhoş olacağımdır. O an ben haram işlemiş olurum yani. Günah işlemiş olurum. Bunu zaten %100 farkındayımdır. Ama düşünün ki ben Yemen'de yaşıyorum. Meyve suları çok yaygın, çok içiliyor ve tarih geçmişte yaşıyorum. Sık sık meyve suyu içeriz. Zaman zaman böyle fermente olanlar denk geliyor. Kafamıza birden dikiyoruz. 3-5 yudum gidiyor. Veya fark edilmediği halde içtikten sonra ya biraz galiba şeydi herhalde, beni biraz etkiledi. Böyle zaman zaman olanlar herhalde benim kadar mesuliyetli olmazlar. Ben çünkü meyve suyunu şeyiyle alıyorum, kullanım tarihiyle alıyorum. Hiç öyle bir şeye düşmüyorum ama o günkiler düşebiliyorlardı belki zaman zaman. Bu biraz da imkanlarla ilgili gibi geliyor bana. Trafikte profil ölçüsünün aracı kullanırken kontrolü kaybetme noktasına geldiği noktada Yani işi oraya getirirsek hocaların eline biraz şey vereceğiz. Ondan sonra dur. Yani onu gösteriyor. Evet. Geldik şimdi sonraki hadise. Zikru ibahati intibadi kulli şeyin min hadeyni şeyeyni menhiye anhuma ala hiddetin. İbn-i İbban şimdi başka bir rivayet veriyor. Ve deminki hadisleri belli ölçüde gevşetecek bu rivayet. Diyor ki yukarıda andığımız şeylerden her birini belli bir sınıra kadar nebize dönüştürmenin mübah olduğunu gösteren hadis. Yani yukarıdakilerden belli ölçüde nebiz meyve suyu yapmanın helal olduğunu gösteren
hadis. 1947. Akhbarana al-Fadl ibn al-Hubabi. Bize al-Fadl ibn al-Hubab haber verdi. Kale dedi ki akhbarana Ebu'l-Velid. Bize Ebu'l-Velid haber verdi. Kale dedi ki haddethena Ikrimah ibn Ammar. Bize İkrime bin Ammar anlattı. Kale dedi ki haddetheni Ebu Kesir es-Suhaymiyyu. Bana Ebu Kesir es-Suhaymiyyu anlattı. Kale dedi ki haddetheni Ebu Hureyre. Bana Ebu Hureyre anlattı. Kale dedi ki kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki la tenbidu temra. Kuru hurmayı nebiz yapmayın. Ve zebibe cemiyen. Ve kuru üzümü nebiz yapmayın. Her ikisini birlikte yani cemiyen. Velel busra ve temra cemiyen. Büsür ve temri de birlikte nebiz yapmayın. Venbidu kulle vahidetin minhuma. Bunlardan her birini nebiz yapabilirsiniz. Ala hiddetin. Kendi başına belli bir limit ile. Demiş rivayette. Müslim'de varmış bu rivayet. 1989 Buhari'de yokmuş bu rivayet. İbn-i İbban'ın bu konudaki şeyi o kadar sert ki bir hadisinin girişinde bir raviden rivayet veriyor. Ve sonunda açıklamaya gitmek zorunda kalıyor. Ravi Kufeli'ymiş. Ravi Kufeli olunca demek ki İbn-i İbban Kufeli ravilerden rivayet etmiyor. Niye? Kufe ehli reyin merkezi, Hanefi mezhebinin merkezi. Oradakiler genellikle ehli reyden, hadisçileri de öyle. Şimdi enteresan bir anekdot bu. İbn-i İbban diyor ki hadisin sonunda, evet diyor, verdiğim bu hadisin içinde adı geçen falanca ravi Kufelidir. Doğru doğru ama benim bu verdiğim ravi diyor, içmezdi diyor. Kufe'de diyor, ondan ayrı ayık kimse yoktu. Yani Kufe'de İbn-i İbban'a göre herkes sarhoş. Niye? Çünkü nebiz içiyorlar. Böyle görüyor. Kufe'yi tümüyle kendi şeyin dışına çıkarmış. Onlar hepsini içici görüyor. Enteresan gelmişti. Zikrul haberi değerli. Peygamber Efendimiz'in hani içkinin yasaklandığı, herkesin döktüğü dönemlerde acaba bu nasıl oldu? Hiç mi yaklaşmadılar? Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bütün meyosularını kaldırıyorum. İçmiyorsunuz. Hiç bundan sonra suyla şeyi katıştırmayın demedi. Sadece bu meyosularını çok hızlı bir şekilde fermente eden, fermantasyon değil mi? Yanlış kullanmıyorum. Yani alkollü hale getiren, sarhoş edici bir nitelik kazandıran kapları yasakladı. İşte nedir bu? Hente, dubbe, ondan sonra Hunten mi? Garip garip isimleri var. Bu kaplar işte gerek serinliği mi, gerek kıvamı mı? İşte taştan yapılan, ağaç kökünden yapılan ziftli kaplar. Bunların hepsi Arapların hamur yapmak için, yani şarap yapmak için kullandıkları özel kaplar. Normal bir kaba koysan belki o niteliğine, o güzel, o tadına kavuşmuyor belki. Özellikle bu fıçılara dolduruyorlar. Bu şeylerde. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunları hızlı fermentasyona yol açan bu kapları özellikle yasaklanmış. Tedbiren. Ama bu demek değil ki başka bir şeyde saklandığında hiçbir şekilde fermente olmaz. Olabiliyor. Onları da yani baktınız ki bu hale gelmiş içmeyin diye kişilere bırakmış yani. Bu amaçla sarhoş edici bir şey üreteyim amacıyla gidip bu kapları özellikle kullanmayın. Genel itibariyle bu kaplardan da özellikle uzak durun. Çünkü farkında olmadan da o şey yapabilir. Diğer kaplarda da yine fermente olmuşsa içmeyin. Böyle bir ortam. Ha bazıları diyelim ki yine meyve suyu yapıyordu. Hava sıcak, kalkmış meyve suyu fermente olmuş. Fark edemedi. Birkaç bardak içti. Dördüncüde ya bu biraz herhalde fermente olmuş dedi, bıraktı. Böyle durumlar da olmuş olabilir. Fıkıhçılar da bu durumlar üzerinden fıkıh yaparken tamam orada dur o zaman madem anladın ki bu fermante olmuş demiş olabilirler. Şimdi ne yani buradan yola çıkıp şeye mi gelelim? İşte hangi kadeh dümle sarhoş ediyorsa oraya kadar iç deyip bunu özendirelim. Yani bu konu buraya gelmemeli. Konu kendi fıkhi boyutunda kalmalı diye düşünüyorum. Yani bu yasağın ilk çıktığında herkes dökmüş sokaklar. O şey iç olmuş. Sarhoş edici olanlar tabii. O dediğimiz kaplarda ama özellikle yani imal edilmiş, bekletilmiş, yıllanmış, kaliteli şeyler var. Kalıplarmış artık onlar kesinlikle tabii. Gibi değerlendiriyorlar. Fıkıhçılar diyorlarmış ki Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem isteseydi bunları
açıkta bırakıp işte kapların yüzeyleri açık kaplara dondurtup sirke haline dönüştürüp kullandırtabilirdi. Niye yapmadı diye bununla ilgili mülazalar var. Bir diyorlar ki yani bunun bu dönüşümü bir milat olarak işlemek istedi insanların zihninde. Ha, bir yani öyle bir şey yapmak istedi. Kesin bir şey koymak istedi diyorlar. Çünkü sonraki fıkıhçılar bu şaraptan gelen sirkeyi caiz görmüşler. Görenleri var en azından. Bazıları da caiz görmemişler. Demişler ki caiz olsaydı Hazreti Peygamber döktürmezdi onları. İşte artık o andan sonra fıkıh yani. Bunların hepsi fıkhi yaklaşımlar. Zikrul haberi dâlli. Delalet eden haber. Alâ ennen nebîze nebîzin ideştedde şiddetlendiğinde kâne hamran hamr olduğunu. İşte İbn-i İbban da benzer bir şey söylüyor esasında. Niye kalkıyor Kufelilere nebiz içiyorlar diye ondan sonra hep karşı şey yapıyor. Karşı çıkıyor onu da anlamış değilim. Şimdi İbn-i İbban'ın başlığına bakın. Nebiz şiddetlendiğinde artık hamr olur. Şiddetlendiğinde keskin hal aldığında. Baktım böyle yok çok keskinleşmemiş içiyor onu. Yani halbuki getirsen şeye vursan işte o kimyayla baksan %25 oranında %30 oranlarına varınca dek alkollenmiş olabilir. Ama o keskinleşmedi diye. Çünkü bu birden sıfır bir gibi bir süreç değil ki. Ara değerleri alan bir süreç. Buradan ben anlıyorum ki bizimkiler yani %20-25 yani buzdolabının olmaması dolayısıyla yahut şey olmaması dolayısıyla zaman zaman bu tür ara değerleri alan nebizleri içebiliyorlarmış demek ki. İbn-i İbban'ın başlığı bu. Tabii değer bilmedikleri için. Ha biz bugün kalkıp değer üzerinden mi tespit etmeliyiz? Gidip oranlara mı bakmalıyız demin söylediği gibi yoksa aynı rahat süreci mi sürdürmeliyiz? O da yine fıkıhçıların işi. İdreşted'de keskinleştiğinde kâne hamran hamur oluverir. 1948. Akberena Ebu Ya'la, bize Ebu Ya'la haber verdi. Haddetena Ebu Haytheme'te, bize Ebu Hayseme anlattı. Haddetena Muhammed ibn Abdullah el-Esediyyü, bize Muhammed bin Abdullah el-Esediyyü anlattı. Haddetena Süfyan'ı, bize Süfyan anlattı. An Ali ibn Bezime'te, o da Ali bin Bezime'den. Haddetena Kays ibn Habter'in, o da Kays bin Habter'den. Kale, dedi ki, geçen hafta sonu dağda fıkıhçıların toplantıları vardı ve konuları buydu. Yanlarına kimyagerler de çağırmışlar. Onlardan da fikir alsınlar diye. Şimdi bu değer dedi ki değer üzerinden gidip ayrıma gitmek. O da çok tehlikeli. Yani diyorlarmış değer üzerinden giderseniz hemen sirkeyi ilk anda elersiniz. Çünkü sirkede yani ciddi oranda belli miktarda şey vardır. Hele hele yeni sirkeleşmişlerdi. Daha beklememişlerdi falan. Ve şu belli bir miktarın üzerinde sirke tüketildiğinde de belli bir sarhoşluk etkisi oran olarak düşük olabilir ama verir. Dolayısıyla hadislerden gidip baktığınızda Hazreti Peygamber'in sirkeyi sevdiğini, sirkeden hoşlandığını da göreceksiniz. Dolayısıyla böyle değer üzerinden yani kimya yoluyla da olayın üzerine gitmenin çok sağlıklı olmadığı anlaşılıyor. Hocam bu bozayı bile uzun müddet şey etmişler, tartışmada geçmiş. Halbuki ben bozayı çok içtim. Hiç bende değişik bir hal olduğunu görmedim yani. Bence ölçüsü bu. Siz fark etmiyorsunuz. Hocam bir şey sarmadım. Bir yere yetmeyelim. Ben hayatta sarhoş olmam diyor adam. Sa'alt ibn Abbas'ın. İbn Abbas'a sordum. Anil cerril akhdari. Cerri akhdari sordum. Bu cerri akhdar neyse... Yeşil küp mü acaba? Vel cerril ebyadı, beyaz küpü sordum. Vel cerril ehmeri ve kırmızı küpü sordum. Veya bunlardan müstehar oralardaki içeceklerin isimleri mi? Bilemiyorum. Fakale dedi ki, İnne evvele men se'elen nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem anhu, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bunlar hakkında ilk soru soran Vafdu Abdülkays, Abdülkays heyetidir. Şu Abdülkays heyeti var yok mu? Ne mübarek bir heyet. Adamlar bir kere çıkıp gelmişler Hazreti Peygamber'e. 3-5 tane soru sormuşlar. Ve onlar o rivayetler onları yani Kays, Abdülkays heyeti çok meşhurdur. Halbuki bir kere gelmişler orada sık gelemiyorlar. Arada Mudar kabilesi var. Mudar kabilesi bunları görseler doğrayacaklar. Ne zamanlar gelebiliyorlar? Haram aylarda. O yüzden geldiklerinde demişler ki bize ne öğreteceksen öğret. Geri döndüğümüzde haram aylar çıkarsa gelemeyiz.
O öğrendiklerimizle biz bu dini yaşayacağız. O da işte amurukum hadisi meşhur. Ya yani tek bir ilaha ibadet etmenizi, ondan ayrı ilah tanımamanızı, işte kitaba imanınızı falan, imanın esaslarını sayan ve peşi sıra hemen dübbadan, hantemden, işte nakirden, bu kaplardan da uzak durun diyen bir din işte, o kadarcık almış gitmişler. Din bu. Allah'a inanacaksın, kitaba iman edeceksin, dübbadan, hantemden, nakirden uzak duracaksın. Abdülkays heyeti sormuş, ilk soran. Fakal Hazreti Peygamber demiş ki, bak onlar da sordukları için öğrenmişler. Halbuki Hazreti Peygamber sana dinini öğretiyor. Al git. Bir sonraki sene ne diye soruyorsun? Sonra yani Bağdat falan bulunmuyor. Sonra çıkılmaz sokaklara giriliyor. Açıklandığı zaman canınızı sıkıyor. Yani. Hazreti Ömer de zaten gide gele sonra bu hamrın yasağıyla ilgili ayetlerin nüzulunun Hazreti Peygamber Ömer'in böyle gelip gidip sorup ya Resulallah. Bu yasaklanmayacak mı? Ne zaman yasaklanacak? Bu hiç hoş bir şeye benzemiyor. Halbuki kendisi cahiliye döneminde tiryakiymiş. Öyle mi? Evet. Yani Ömer kimdir diye bir kitap varmış da o kitabın özetini bir yerde dinledim. Ömer kimdir, nedir? Radıyallahu anh. İslam olmasaydı Ömer ne olabilirdi diye bir soru soruyormuş orada. En yüksek olasılıklı senaryo İslam olmasaydı Ömer genç yaşta içkiden ölürdü diye. En muhtemel senaryo buymuş Hazreti Ömer'le ilgili. Seltu ibn Abbe'ha. La teşrabu fiddubba'i. Hazreti Peygamber demiş ki dübbada içmeyin. Dübba bir çeşit fıçı. Belki ağaç kökünden olan bu olabilir. Vel muzeffeti ziftli olan kap, buna da müzeffet deniyormuş. Vel hantemi, hantem olan belki taş oyulundan olan olabilir. Bunların her birinden biri birine tekabül ediyor ama ezberinde kalmadı. وَلَا تَشْرَبُوا فِي الْجَرِّ Cerde de içmeyin. Cer ne acaba, kırba mı? وَاشْرَبُوا فِي الْاَسْقِيَةِ Eskiyede için. Eskiye ne acaba? Acaba eskiye, kırbalar, cer dediğimiz başka bir şey mi? Cer küp. Evet, topraktan yapma. Küp. Eskiyede kırbalar herhalde. Kırbalarda için. Demek ki kırbalar daha uzun süre saklıyor. Küpler, taş oyuklarından yapılanlar, ziftli olanlar çok çabuk fermante ediyor. Hazreti Peygamber de sallallahu aleyhi ve sellem daha kısa, daha uzun süre saklayanları tercih etmiş. Kalu demişler ki, adamlar sormuş. Fe inişteddi fil eskiyeti. Kırbada da olsa keskinleşirse ne yapalım? Bak işte zorluyor. Halbuki Hazreti Peygamber kırbalarda için demiş yani. Ama kırbalar daha müsait hocam bu işe. Çünkü böyle devamlı ayran, yayık ayranı gibi. Kale demiş ki Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Fe inişteddi fil eskiyeti. Kırbalarda da eğer sertleşirse, keskinleşirse. Fasubbu aleyhel ma'a. Biraz üstüne su koyun demiş. Dükkiye de koyun üstüne su. Kalu demişler ki. Fein işte de su koyduk, yine zamanla keskinleştiyse. Kale demiş ki, fehriquhu, döküverin gitsin. Sümme kale, sonra Hazreti Peygamber demiş ki sallallahu aleyhi ve sellem. İnne Allah celle ve ala, Allah celle ve ala, harrama aleyye, bana haram kıldı. Ev yahut demiş ki, harramel hamra, hamrı haram kıldı. Hamr, şarap. Bunun tanımı da fıkıhçılarda tartışmalı. Hamur nedir? Yaygın görüş, üzümden yapılana hamur denir. Diğerlerinden yapılana hamur denmez. Bir başka görüşe göre hadiste sayılan işte hurma, bal, bilmem ne, bunlardan yapılana hamur denir. Bunların dışındakilere hamur denmez. Hatta İbn Hazm Zahiri mezhebinde bunların dışında sarhoş etse de etmese de hamur denmediği için, ayette de hamur sadece haram olduğu için diğerlerini hamur saymıyormuş, haram saymıyormuş diye de bir görüş var. Yani fıkha girdiğinizde sanıyorum oldukça değişik görüşler ortaya çıkıyor. Harramel hamra, Allah hamrı haram kıldı. Vel meysira, meysiri bu fal oklarını. Vel kubete ve kubeyi. Kube neydi? Belki küptür, bilmiyorum. Ve kullu muskirin haramın. Ve hadisin sonunda diyor ki her müskir haramdır. Her sarhoş edici haramdır. Kale Sufyan dedi ki
قلت لعلي بن بذيمة علي بن بذيمة dedim ki mel kubetu kube nedir ha iyi söylüyor kale attablu davul demekmiş davulu da haram kılmış meysiri davulu hamrı ve her sarhoş edici şeyi haram kıldı Allah bana diyor sallallahu aleyhi ve sellem. İlginç bir hadis. Hadis ne Buhari'de varmış ne Müslim'de varmış. Mevarid'de bile yokmuş. Heysemi neden almadı bilmiyorum. Elbani hadisi sahih demiş yalnız. Hocam o zaman nebis meyve suyu değil mi? Öyle tarif ediyorlar. Yani bir meyvenin suyla karıştırılarak yani yapılan şey. Siz buna hoşaf deyin, marmelat deyin, meyve suyu deyin. Nebis yapmayın buyurmuyor da. Demiyor. Belli nebizleri yasaklıyor. Üzüm ile bilmem neyi. Yani üzüm ile kuru vurmayı. Böyle kokteylleri yasaklıyor. Acaba Hazreti Peygamber'in bu konuda bilgisi mi var? Bunlar birlikte olduğu zaman hızlı bir şekilde keskinleşir, hızlı bir şekilde sarhoş edici nitelik kazanır. Böyle bilgisi mi var da bunları yasaklıyor? Çünkü kaplarla ilgili yasağına baktığımızda hızlı fermentasyona yol açan kapları özellikle yasaklıyor. Daha uzun sürede saklayan kaplara yönlendiriyor milleti. Yani onlar da anlamışlar ki Hazreti Peygamber keskinleştiğinde meyve suyu, her meyve suyu keskinleşiyor sonuçta. Evet. Ya hepsi sarhoş edici bir nitelik kazanıyor. Keskinleştiğinde yasaklıyor. Anlamışlar bunu. Demişler ki keskinleştiğinde kırbada da olsa ne yapalım? Biraz su ekleyiverin demiş üzerine. Öyle için bunlar nimet kaldırıp atmak da yolculukta oluyor vesaire. Ya üstüne koyuyoruz hala keskin, hala yut. Demek ki bu yutulduğunda ben öyle anlıyorum. Bu nasıl bir şeyse bunu adam yutarken daha sarhoş edeceğini keskinliğini anlıyor galiba, seziyor. Oradan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yani keskinliğini sezerseniz su ekleyin, su ilave edin. Öyle için demiş. Ha baktınız ki yol yok, suyla da bu iş aşılamıyor, döküverin demiş. Hocam bugün itibariyle son kullanma tarihi olarak alabileceğiz meyve suyunu. Yani şimdi bir meyve suyu son kullanma tarihinden sonra tüketilirse sarhoş edici bir nitelik kazanmış olabilir mi? Şey, olabilir. Bazı kaplardaki meyve suları içirse normal meyve suyu mu? Bakalım. Markette var. Markette zaten onlar şeyler. Onlar son kullanma tarihleri kapların hava alma ihtimalleri. Dün ne okudum biliyor musun? Yani, bir meyve suyun üzerinde. Dün bir meyve suyun üzerinde şunu okudum. Diyor ki şişmiş şeyleri içmeyin diyordu. İşte o hava aldığını gösteriyor. Şiş, hava almış. İçeride demek ki o işlemler olmuş. Ferment olmuş. Zaten öyle şişme hale gelmiş. İçmeyin. Son kullanma tarihi kapların hava alma riski dolayısıyla bir yıl veya işte ne kadar soğuk onu veriyorlar. O tarihte bozulabilir. Hiç diye. Almayacak olsa hiç bozulmayacak. Gibi yani. Bir şey var. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.